Küçük bir kız bir partide kimsesizken havuza düşüp boğulduğunda herkes onun öldüğünü sanmıştı. Ancak sevgi dolu ve sadık babası ondan vazgeçmeyi reddettiğinde bir mucize gerçekleşti. 31 Aralık akşamı Ruslan ve Nastya arkadaşlarıyla birlikte yeni yılı karşılamak için düzenledikleri partinin ortasında arka plandaki hafif müzik notaları ve canlı sohbetlerden başka hiçbir şey duymadıklarını fark ettiler. Dış mekan sahnesini ürkütücü bir sessizlik kapladı ve çocuklarının oyun oynarken çıkardığı olağan gürültüyle sert bir şekilde çatışıyordu. Ruslan ve Nastya endişeli bakışlar attılar. Ebeveyn içgüdüleri onları bahçeye yerleşmiş olan gizemli huzuru araştırmaya teşvik ediyordu. Evde yapılan hızlı bir arama oğullarının arandığını ancak kızlarının içeride olmadığını ortaya çıkardı. Bunu fark etmek damarlarındaki kanın donmasına neden oldu. Küçük Alicia dışarıda oynamayı severdi. Ya açık kapıdan sokağa çıksaydı, ya biri partideki kaostan yararlanıp onu evinden kaçırmışsa, ancak pencereden dışarı hızlı bir bakış onlara yolun dışına çıktıklarını söyledi. Kalbi küt küt atan Ruslan arka bahçedeki havuza doğru koştu, gözleri bu akla hayale sığmaz manzarayla karşılaştığında kalbi sıkışıyordu. Değerli kızları Alicia buzlu suda hareketsiz yatıyordu. Minik bedeni acı soğuğa yenik düşüyordu. Dondurucu havuza dalan ve cansız kızına ulaşmak için buz gibi soğuk suları iten Ruslan'ın varlığının her zerresinde panik yaşandı. Tüm sahnenin sağır edici sessizliği her vuruşta Ruslan'ın göğsündeki zonklamayı güçlendiriyordu. Alicia'ya ulaşma konusundaki çaresizliği yoğunlaştı. Dondurucu su acımasızca derisini pençeledi, sanki teslim olması için onunla alay ediyormuşçasına uzuvlarını uyuşturdu. Sonunda Alicia'nın gevşek bedenine ulaştığında dayanılmaz bir acı ruhunu parçaladı. Bir zamanlar masumiyet ve neşeyle dolu olan sevimli yüzü artık solgun ve hayattan yoksundu. Gözyaşları yüzünden aşağı akan havuz suyuna karışıyor, görüşünü bulanıklaştırıyor ama suçluluk duygusundan kaynaklanan çaresizliğini ortadan kaldıramıyordu. Ruslan titreyen elleriyle Alicia'nın cansız bedenini suda kucakladı ve tüm gücüyle ona sıcaklık ve hayat geri dönmesini diledi. Ruslan titreyen elleriyle Alicia'nın cansız bedenini suda kucakladı ve tüm gücüyle ona sıcaklık ve hayata geri dönmesini diledi. Geçen her an sanki zaman yavaşlıyor, sonsuzluğa doğru uzanıyordu. Her saniye dayanılmaz bir umutsuzluk senfonisine dönüşerek geçiyordu. Titreyen vücudunda kalan tüm gücü toplayan Ruslan, nefes nefese havuz kenarına doğru yüzmek için cesaretini topladı. Sudan çıktığında kızına sımsıkı sarıldı. Hızlı hareket etmesi gerektiğinin bilincine vardı. Nastya ve diğer konuklar dehşet içinde onu izlerken, Alicia'yı havuzun kenarına yavaşça bırakırken soğuk hava teline çarpıyordu. Çaresizlikten ağlayan Nastya, Alicia'ya kalp masajı yapmaya başlarken, Ruslan'a Alicia'nın vücuduna sardıkları birkaç sıcak havluyu uzattı. Ruslan tüm umuduna rağmen gözlerini açıp iyileşeceğini umarak kızının ciğerlerine defalarca hava soludu. Ancak dakikalar geçti ve Ruslan Alicia'dan hiçbir yanıt alamadı. Toplantıyı korku ve öfke sarmaya başladı ve yankılanan yardım çığlıkları gece boyunca yankılandı. Yetişkinler aceleyle acil servisleri aradılar, sesleri titreyerek sağlık görevlilerinden yardım istediler ve genç bir hayatı kurtarmak için zamana karşı yarıştılar. Ruslan umutsuzca kızını hayata döndürmeye çalışırken, kalbi acı verici bir umut ve korku karışımıyla çarparken, dakikalar dayanılmaz derecede uzun saatler gibi geldi. Sirenlerin tiz sesi daha da yükseldi ve sağlık görevlilerinin geldiğini haber verdi. Hızla olay yerine koştular, her an durumun ciddiyetini yansıtıyordu. Aciliyet duygusuyla hemen hayat kurtarma çalışmalarına başladılar. Ancak yüzleri çok geçmeden kasvetli bir hal aldı. Bu, Alicia'nın kırılgan varlığının geri dönülemez bir şekilde sona erdiğinin yıkıcı farkındalığını yansıtıyordu. Küçük kızın cansız bedeni, havuzun buzlu sularında ortaya çıkan acımasız trajedinin unutulmaz bir kanıtı olarak hizmet ederken, acı verici gerçek, orada bulunan herkesin kalbini parçalayarak ağır bir şekilde havada asılı kaldı. Ancak buzlu suya göğüs gerdikten sonra hala sırılsıklam ve iliklerine kadar donmuş olan Ruslan, kızının hayatı için ölçülemez bir sevgi ve sarsılmaz bir umutla besleniyordu. Etrafını saran, uyuşturan soğuğa rağmen buz susturucuya karşı koyma kararlılığı daha da güçlendi. Kendisine başka hiçbir şeyin yapılamayacağını söyleyen sağlık görevlilerinin şüpheci ricalarını görmezden gelen Ruslan, hayat kurtarma çabalarına cesaretle devam etti. Katıksız bir kararlılıkla yorulmadan devam etti. Kızının solgun ve hareketsiz bedenine umutsuzca hayat verirken, donmuş elleri hiçbir zaman ritmik baskıları yakalayamıyordu. Ruslan neredeyse 30 dakika boyunca kalp masajı yaptı ve kendisini kızından ayırmaya çalışan herkese saldırdı. Çabalarının boşuna olduğunu tekrarlayıp durdular. Ancak sağlık görevlileri bir kez daha öne çıkıp onun cansız bedenine zarar vermemesi için yalvarırken, bir umut ışığı aniden normalde umutsuz olan sahneyi aydınlattı. Sanki zaman durmuş gibiydi. Herkes bir anlığına inanamayarak donmuştu.
Havuz kenarında hareketsiz yatan Alicia, titreyen bir nefes alıp dudaklarından yumuşak bir soluk çıkarken herkesi şaşırttı. Tüm mantığa meydan okuyan ve tıp biliminin sırlarını aşan bir andı. Göğsü büyüleyici bir dayanıklılık gösterisiyle yükselip alçaldı. Sanki vücudu ölümün buz gibi pençesine karşı savaşmak için son güç kalıntılarını toplamış gibi bu inanılmaz mucizeye tanık olanların kalplerinde umut yeşerdi. Genç kız tüm aşırı dozlara rağmen karanlığa karşı zafer kazanmıştı ve gerçeği ortaya çıkarmıştı. Hastaneye kaldırılan minik Alicia'nın yaşam mücadelesi kaosun ortasında devam etti. Sağlık ekibi ise hızla harekete geçti. Aralarında doktorlar, hemşireler ve uzmanların da bulunduğu sayısız kendini adamış ve yetenekli profesyonel, kırılgan çocuğu sağlığına kavuşturmak için uzmanlıklarını ve bakımlarını kullandı. Yorulmak bilmez çabalarına ve sarsılmaz kararlılıklarına rağmen nefes alması zorlaştı. İyileşme şansına dair bir belirsizlik gölgesi yarattı. Ancak belirsizliğin ortasında aşırı kararlılıklara meydan okuyarak hayata tutunurken onun sarsılmaz kararlılığı ve yaşama isteği açıkça görülüyordu. Bu kritik anda herkes kolektif çabaların ve çocuğun dayanıklılığının onun hayatta kalmasını sağlamaya ve belirsiz geleceği için bir umut ışığı sunmaya yetip yetmeyeceğini merak ediyordu. İyileşmeye giden yol zorluydu. Sabır, azim ve ailesinin sarsılmaz desteğini gerektiriyordu. Doktorlar en iyi hareket tarzının Alicia'yı tıbbi olarak komaya sokmak, vücudunun kendisini sıfırlamasına ve en azından fiziksel olarak kendi hızında iyileşmesine izin vermek olduğuna karar verdi. Hiç kimse onun konuşup konuşmayacağını, yürüyüp yürümeyeceğini ya da hareket edip edemeyeceğini bilmiyordu ve yapabilecekleri tek şey en iyisini ummaktı. Bu başlı başına zorlu bir şeydi ama Alicia her gün gücünü yeniden kazanmak için savaşıyordu. Boyun eğmez ruhu sonsuz zorlukların ortasında bir umut ışığı olarak hizmet ediyor. Kısa süre sonra uyandı, gözlerini açtı ve gülümsedi. Ve doktorları onun herkesin sandığından daha güçlü olduğunu fark etti. Anne babası ve erkek kardeşiyle sessiz bir konuşma, sağlık personelinin birkaç dakika boyunca oksijenden mahrum kalmasına rağmen zihinsel sağlığını korumayı başardığına ikna etmek için yeterliydi. Şok edici zorlu sınavdan sağ kurtulmuştu ve artık rehabilitasyona yönelik uzun yolculuğuna başlamaya hazırdı. Her geçen dönüm noktasında Alicia beklentilere meydan okuyarak doktorlarını hayrete düşürüyordu. İlerlemesiyle yeniden konuşmayı ve yürümeyi öğrendi ve her ne kadar sallantılı da olsa her zaman değer verdiği bağımsızlığını yeniden kazandı. Soruşturmalar ve travmalar geleceğini raydan çıkarmakla tehdit etse de kararlılığı ve azmi onu ileriye taşıdı. Yavaş yavaş hastane duvarlarının sınırlarından kurtuldu, karanlık bölümü geride bıraktı ve olasılıklarla dolu bir geleceğe adım attı. Doktorlar Ruslan ve Nastya'ya Alicia'nın gerçekten de havuz başında birkaç dakikalığına öldüğünü söyledi. Bu çok az insanın yaşadığı ve geri getirildiği bir durum. Sağlık görevlileri onun öldüğünü söylemekte haklıydı ve onun yeniden canlandırılması mucizeden başka bir şey değildi. İnanılmaz derecede şanslıydı ve babasının onu hayatta tutma konusundaki ısrarı ve kararlılığı olmasaydı o zaman hayatta kalamazdı. Ancak sağlık görevlilerinin onun öldüğünü ilan etmesine rağmen Ruslan ve Nastya küçük kızlarının işinin henüz bitmediğini biliyorlardı. O gitmemişti. Yıllar sonra artık enerjik bir genç kadın olan Alicia, zorluklara karşı kazandığı zaferi simgeleyen, havuzla yaşadığı trajik karşılaşmanın izlerini taşıyor. Onun mucizevi iyileşmesi, onun gücündeki sevginin gücünün ve asla pes etmediğinin bir kanıtıdır.